Yüce Yaradan kendisine karşı işlenen bütün günahları affediyor. Ama bana diyor ki kul hakkıyla gelmeyin. Kul hakkı çok önemli. Gerçekten kul hakkına girdiğimiz zaman günahların en büyüğünü mi işliyoruz? Evet. Bize haktan gel olmadan, ecel kuşu urulmadan, canın Ezrail almadan gel Allah'a dönelim gel. Özenmez misin yol yara, ol yara ki aldanmışsın ayara. Ayar şey biliyorsun dünya. Seni azdırmış emmare gel Allah'a dönelim gel. Bunu Niyazi Mısri söylüyor. Niyaziye olup haldaş olursan yoluna yoldaş, döküp gözlerimizden yaş, gel Allah'a dönelim gel diyor. Gel Allah'a dönelim ama komşu hakkı üzerimizde olmadan, gel Allah'a dönelim ama kul hakkı üzerimizde olmadan, gel Allah'a dönelim ama Allah hakkı üzerimizde olmadan, gel Allah'a dönelim ama anne baba hakkı üzerimizde olmadan, kadınsa koca hakkı, koca ise kadın hakkı üzerimizde olmadan, evlat anne ise evlat hakkı üzerimizde olmadan, gelinse kaynana hakkı üzerimizde olmadan, kaynana ise gelin, daha sayı mı? Daha Daha saymıyor hocam, saymana gerek. program bitti. Peki o Yani zaman bunları şimdi ben şunu bilsin. çıkartalım. Kul hakkı yiyenin vay haline. Dedik. Dedik. Ha. Şimdi Peygamber Ne Ebu yapacağız peki? Kul hakkı yiyen ne Biz evvela yapmalı? komşu, ondan sonra kul. Tamam peki. Ha. Ne var ki? Kul komşu Dur aynı ama zaten. dur bir dakika, konumuz komşu hakkı değil mi? Şu üç şeyi anlatmak durumundayım ben bu saygıdeğer seyircilerimize. Resul-i Ekrem Ebu Hüreyre anlatıyor. Bir başka rivayet de var bunun. Resul-i Ekrem diyor sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdan geldi. Vallahi de iman etmiş olmaz. Vallahi de iman etmiş olmaz. Vallahi de iman etmiş olmaz dedi. Bak üç defa. Yani Müslüman olmaz. Hemen sordular ya Resulallah, kim bunlar? Kim bu iman etmeyenler? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yapacağı fenalıklarından komşusu emniyette olmayan kimse iman etmiş olmaz dedi. Komşun senden emin değilse iman etmiş olmuyorsun. Hani geçen hafta vardı ya sopayla komşuyu dövenler. Hem de mübarek Ramazan gününde. Sormayın. Ha, onun için de komşu hakkı önemlidir. Saygıdeğer seyircilerimiz bunu bilmeli efendim. Ve bir bu zat, onun ismini de söyleyelim. Ebu Zerlil Gıfari Hazretleri anlatıyor da efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize tembih etti diyor. Sakın ha çorba pişireceğiniz zaman suyunu fazla koyun. Komşunuzun hakkı vardır, onu unutmayın dedi diyor. Efendim diğer bir hadisinde de efendim kafir olan komşunun bir hakkı vardır. Bak kafir olanın bir hakkı var. Yani Müslüman olmayan komşunun bir hakkı vardır. Müslüman komşunun iki hakkı vardır. Müslüman ve akraba olanın üç hakkı vardır. Ona Ne göre demek bu? he? Bir hakkı, iki hakkı, üç hakkı? Yani kafirsin, bir tek hakkın var. Ona riayet edeceksin. Komşuluk hakkı. Komşuluk hakkı. Müslümansın. Müslüman olan insan komşularına iyi muamelede bulunur. Bir de akrabasın. Hem akrabasın hem Müslümansın. Akrabalık hakkı da var, Müslümanlık hakkı da Müslümanlık var. hakkı da Bunların var. ikisine de riayet etmek durumundasın. Yani şimdi şurada çok önemli bir hadis var. Almanya'da uygulanan bir hadistir bu. Bak şimdi. Resul-i Ekrem sen. Almanya'da mı uygulanıyor? Almanya'da uygulanıyormuş bu. Bana öyle söylediler. Ben bu hadisi okuyunca bir yerde Almanya'da çalışan bir vatandaşımız dedi ki hocam bak Almanya'da bunu uygularlar dedi. Uygularlar. Nedir o? Türkiye'de Ne uygulamıyorlar diyor? mı? Ha, uygulamıyorlar. Nerede uygulanıyor? Şimdi söyleyince Bir öğreneyim göreceksin. ne Tabii olduğunu. söyleyince göreceksin. Komşunun komşudaki hakkı nedir ya Resulallah dediler peygamberimize. Nedir komşunun komşu üzerindeki hakkı? Resul-i Ekrem senden borç isterse vermendir. Borç isterse vermendir. İpe un sermemendir. Efendim, yardım dileyince yardım etmendir. Muhtaç olunca ihtiyacını gidermendir. Fakirleşince yardım etmendir. Bir hayra kavuşunca tebrik etmendir. Kıskançlık yapma, tebrik et. Efendim, musibete uğrayınca
taziyede bulunmandır. Hı hı. Ölünce cenazesine katılmandır. İzni olmadıkça, esas burası can alıcı nokta. İzni olmadıkça binanı onun binasından daha yüksek yapıp rüzgarına engel olmamandır. Burayı bir daha söylüyorum bak. İzni olmadıkça binanı, yaptığım binayı onun binasının da daha yüksek yapıp, binasından daha yüksek yapıp onun rüzgarına engel olmamandır. Oho, bizde nerede işte hocam? Ben onu dedim gelip ya. Gelip burnunun dibine bak, dayıyor. Burnunun dibine. Bütün manzaranı kesiyor. Tabii ha. İşte şimdi gel. Gel şimdi mukayese et. Efendim, elin gavuru bunu tatbik ediyor. Duymuş, öyle görmüş, tatbik ediyor. Senin Müslümanın Müslümanlığı kimseye bırakmıyor. Beşin yanına beş daha katıyor. Efendim, kazandığı paranın tamamı inşaatçılık. Ama ne hazine tanıyor, ne yer tanıyor, ne yurt tanıyor, ne rüzgar tanıyor. Hiçbir şey tanımıyor. Ondan sonra bağırıyoruz. Vay İsrail şöyle, vay İsrail. Sen adam gibi Müslüman olsan, adam gibi Müslüman olsan Allah seninle beraber olur. Niye duamız kabul olmuyor kızım? Niye duamız kabul olmuyor ya? Bir düşünsene şu Müslümanlar. Nasıl yani? Nasıl yani ne demek? Duamız kabul olmadığı zaman... İnnehu firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillah diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin bakışından, anlayışından, ince zekanından, zekasından sakının diyor. Sen böyle elini kaldıracaksın da Cenab-ı Hakk'a münacatta bulunacaksın da o Siyonist Yahudi orada iftar saatinde kadını tutup itekleyecek, öyle mi? Nerede o ya sen? Hadi Allah aşkına be kızım. Sen adam gibi Müslüman olmadığın için böyle. Hocam bu kadar da değiliz. Bir dakika kız, ben bir söyleyeceğim, söyleyeyim ondan sonra söyle. Şimdi Almanya dediğin gavur memleketinde, tabirimi hoş görsün saygıdeğer seyircilerimiz. Arabanın yanından geçerken adam arabanı çizmişse parktan çıkarken hemen kartını yap çıkarıyor senin şeyin altına koyuyor. O sileceğin altına. Yazıyor, diyor ki özür dilerim, kusura bakma, benim telefonum bu. Arabanıza zarar verdim, gelin. Bizimki vuruyor, kaçıyor, ahlaksız, alçak, namussuz adam. Hocam ama hepsini bir çuval içine toplamayın. Benim ülkemde de güzel insan var. Benim ülkemde benim de ülkemdeki güzel insan var. Bak İsmet Paşa ne diyor biliyor musun? Ne diyor? İsmet Paşa. En az namuslu insanlar da namussuzlar kadar cesur olmadıkça. Nerede kız buna şeyler, namuslar? Niye sesler çıkmıyor? Göstereyim mi hemen size? Hadi göster. Tamam, oradan bir tane göstereceğim bana. Göstereceğim işte, yarabbi, tamam. Yarabbi. Bak. Ama benim hem dediğim de öyle bir namuslu ki, bir dakika. Benim göster dediğim dedim. Bir doğru var ama şunu unutma. Çok haklısınız. Unutma. Yani biz olmadığımız için, biz komşumuza itibar etmediğimiz için, biz kendimize itibar etmediğimiz için, biz Allah'ın emrine itibar etmediğimiz, peygamberin sünnetine itibar etmediğimiz için böyleyiz be tamam, kızım. Tamam, birkaç tane kendiliksiz insanla beni de iyi insanları da aynı kefeye koymayalım. Evet, doğru, haklısınız. O birkaç tane kendiliksiz insan bizi öyle yerlerde temsil ediyor ki. Sen biraz evvel bir şey gösterdin değil mi? Programda bir teşekkür ettin değil mi millete? Evet. Ne diye teşekkür ettin? O hastaya yardım ettikleri yardım için. Yardım ettikleri için. İşte bu Müslümanlar var ya, bizim Müslümanlar. Buna ben de dahilim. Gördüğümüzü yetkililere iletmediğimiz için bu işler hep böyle sarpa sardı. Çok haklısınız ama artık biz de uyandık. Sesimizi çıkartıyoruz. İnşallah. Biz de uyandık ve gerçekten dile getiriyoruz.